أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Tamam, inşallah öyledir. Muhterem kardeşlerim, biraz tereddüt geçirdik ama herhalde 94. ayetteyiz. Kehf. Oldu mu? Malumunuz Zülkarneyn olayını dün epeyce güzel bir ders okuduk. Bediüzzaman'ın muhakemattan okuduk. Kalu dediler ki oradaki insanlar yani Ya del karneyni ey Zülkarneyn inne ye'cuce ve me'cuce ye'cuc ve me'cuc Hüma bunlar İsmani Acemiyyan yani Arapça olmayan iki isim. Bi delili men'i sarfi Neden? Gayrimusarif çünkü. Ve hemezehuma asımun fakat. Sadece hemzeyi asım kullanmış. Ve huma min veledi yafese. Yafes'in torunlarından. Ev ye'cuc minet türk. Türklerden. Yok etme hocam. Ve me'cuc minel cili ve deylem. Yani cili ve deylem dediği yani yine aynı şey yani. Anlatabildim mi? İkisi de isim yani. Cil ve Deylem grubundan. Yani şey isim mi yoksa ırk? Irk. Yani isim derken şeyi kastediyorum. Bir dakika. Türk gibi ırk yani. Cil'in şey, ulan deri... keçeli, ulan keçeli biz öteki tarafta kaldık. Emin değilim yani. Ama Ehatna'yı okuduk biz. Aynin Hamiyet'ini de okuduk. Resim şey demiş mi hocam? Yok. Evet. İnşallah öyledir. Yoksa tamamlarız. Yani önemli çünkü. Ha, bir bakayım bu Hazreti Molla'ya ne diyor? Kimmiş bu arkadaşlar? Arkadaşları tanıyalım. Cin belli bir milletmiş yani. Ben de bilmiyorum. Deylem de yine yani bir grup yani. Dediğim gibi. Belli bir şey yok yani. Kimdir, kim değildir bilmiyoruz. Müfsidûne fil art yani Ye'cuc Me'cuc yeryüzünde anarşi çıkarırlar. Bediüzzaman Hazretleri bunun genel bir mana olduğunu, illa belli bir şeye gruba atmanın zor olduğunu, fakat caiz olabileceğini, mesela yani hülagû yani grubuna söylenebileceğini, diğer taraftan komünizmi de değerlendiriyor. Beşin şu adam. Bu önemli. Şimdi kîle kânû ye'kulûnen nâs. Bunlar denildiğine göre insan yiyorlarmış. Ve kîle bir görüşe göre kîl bunlar. Kânû yehrucûne eyyâmen rabî. Bahar aylarında çıkıyorlar. Felâ yetukûne şey'en ahtara illâ ekelû. Hiçbir yeşil bir şey bırakmayıp hepsini yiyorlarmış. Ve lâ yâbisîn illehtemelû. Kuru şeyleri de yüklenip gidiyorlarmış. وَلَا يَمُوتُ حَدُمْ حَتَّى يَنْظُرَ اِلَى اَلْفِ Allah Allah, اِلَى اَلْفِ ذَكَرٍ مِنْ سُلْبِ Neslinden bin kişiye ulaşıncaya kadar da hiçbiri ölmüyormuş. كُلُّهُمْ قَدْ حَمِلَ السِّلَاحَ Silah taşıyan insanlar hepsi de. Bunlar yani kile dediği zaman, yani bu kilelerin diyor hakikat payı olabilir. Ama nazari meselelerdir. Yani zaruri bilmemiz gereken mesele değil. Yani zaruri olarak bilmemiz gereken müfsit iki millet. O kadar. Grup. Ve kilehum ala sınıfeyn. İki sınıf. Tuvalun mufritut tuli. Aşırı uzunlar. Ve kısarun mufritul kasri. Aşırı kısalar. Bunlar Çinliler işte. Fehel nec'alü leke harca. Allah Allah. Yani sana nasıl ifade edeyim? Bedel hazırlayalım mı? Anlatabildim. Yani giderini karşılayacak bir sed yapman lazım. Giderini karşılayacak gerekeni verelim mi? Navlonu verelim mi? Anlatabildim. Haracen de Hamze ve Ali okumuş. Ey cü'len nuhricu minen valina. Mallarımızın içinden çıkarıp vereceğimiz bir mükafat, bedel. Ve nazîruhuma ennevlu ve nevâl. Yani aynen şey gibi yani nedir? Harç, haraç var ya.
kelime olarak aynı grup, aynı kalıptadır diyor. Mana değil yani. Ala en tecale beynehum ve beynena ve beynehum sedda. Ta ki verelim ki karşılığını, sen de onlarla bizim aramızda bir set inşa edesin. Kale. Bunun üzerine Zülkarneyn diyor ki ma mekkenni bil idgam ve bi fethi Mekke. Mekkeneni. Yani ikisi de mümkün. Şimdi yani beni Allah'ımın bana verdiği Rabbi ku hayrun. Yani Rabbimin bana tanıdığı imkanlar daha hayırlı. Ey ma cealeni fi mekinen min kesretil mali vel yesari. Yani mal çokluğu ve zenginlik açısından Allah'ımın bana ihsan ettikleri hayrun mimma tebzulune li minel haraç. Vereceğiniz bu seddin masraflarından daha hayırlı. Fela hacete li ileyhi. Ona ihtiyacım yok benim. Ben hep ilk hafızlık yaptığımda tefsirden okuyuncaya kadar harcanı harç yapmak var ya Türkçe'de öyle anlıyordum. İlk defa hafızlık yaparken 16 yaşında veya 17 işte. Ya. Fe'inuni bi kuvvetin. Sadece gücünüzle bana yardımcı olun. Yani bi fealetin, yaptığınız işler. Ve sunna'in, sanatkarlar. Yuhsinun el bina'e vel amel. İşi ve yapıyı güzel yapanlar. Ve bil alat, aletler. Ec'al beynekum ve beynehum radma. Sizinle onlar arasında bir duvar örecek. Çin seddi olabilir diyor Bediüzzaman. Caizdir diyor. Ama illa odur demek mümkün değil. Cidara. Ev hacizen hasinen muvessekan. Sağlam. Kale gibi bir ara. Yani perde. Ve radmu ekberu minesset. Radm sedden daha büyük. İşte tam Diyarbakır suru o. Sur yani. Atuni zuberel hadid. Bana demir, büyük demir parçaları getirin. Kıta'al hadid. Demir parçaları. Ve zübre el kıta'tül kebire. Büyük parça. Kıyle haferel esase hatta belegel ma. Temeli kazmış, suya ulaşmış. Ve ca'alel esase mine sahri ve nuhasil mudabi. Ve temeli kayayla ve eritilen bakırla dökmüş, yapmış. Vel bunyane binayı da min züberil hadidi. Yani demir parçalarıyla beynaha el hatabu vel fahmu. Arasına da odun ve kömür koymuş. Hatta seddema beynel cebeleyni ila alahuma. İki dağ arasını sonuna kadar tam kapatmış. Sümme vada'al menafiha. Sonra kürekleri kürekli değil ne diyorlar ona? Hani bakırcıların eden ne diyorlar? Ulan Türkçesini bilmiyorsun lan. Hiçbir şey bilmiyorsun ya. Ha bak bir tanesi söyledi. Ne diyor? Çok severdik. Bakırcı gelirdi bizim köye. O falan bir adı var onun ya. Neyse. Yani üflenen şey. Tamam aletler. Üfleyecekler ki yakacak çünkü. Hatta idâ sâret kennâr. Ateş gibi olunca. Sabben nuhâsel müzâbe alel hadîdil muhammâ. Kızdırılmış demirin üzerine eritilmiş bakırı döküyor. فَخْتَلَتَ وَالْتَسَكَ بَعْدُهُ بِبَعْدٍ Karışıyor ve birbirine iyice yapışıyor. وَسَارَ جَبَلًا سَلْدًا Sert bir dağ oluyor. وَقِيلَ bir görüşe göre بُعْدُ مَا بَيْنَ السَّدَّيْنِ مِيَتُ فَرْسَخ İki seddin arası 100 fersah. Yani evet epeyce uzak fersahı şu anda hatırlamıyorum ama evet kaçtır bilen mil karşılığı bir şey yani. Bizim kamusa bakmak lazım. Unutuyoruz. Hatta idâ sâvâ beyne sadefeyni. Yani iki dağ arasını iyice doldurunca, karşı karşıya gelince ya, ikisi birbiriyle eşit olunca. Sadefeyn bi fethateyn canibeyl cebeleyn. İki dağın, yani her iki tarafı düz hale gelince. Liennehuma yetesadefan. Birbirine karşı duruyorlar. Ey yetekabelen. Aynı mana. Es sudufeyn okumuş. Mekki ve Basri ve Şami. Es-Sudfeyn okumuş Ebu Bekir. Bize ne? Kale bunun üzerine demiş ki tam böyle ikisi karşı karşıya geldiğinde kalem fuhu üfleyin. Ey kale Zülkarneyn dil amele işçilere diyor Zülkarneyn. Ünfuhu fil hadid demire üfleyin. Hatta idâ cealehu yani o demiri o üflenen şeyi kılınca
naran ateş haline getirince kennar ateş gibi olunca kale diyor ki Zülkarneyn atuni yani a'tuni verin bana efrig dökeceğim asubbu dökeceğim aleyhi kıtra üzerine eritilmiş bakır dökeceğim. Nasıl sağlam yapmış? لِأَنَّهُ يَقْتُرُ Kıtır denmesinin sebebi damlıyor ya. Ondan dolayı. وَهُوَ مَنْصُوبٌ بِأَفْرَغْ Efrig. Onunla mensup yani kıtra ile. وَتَقْدِرُوا اَتُونِي قِتْرًا Efrig aleyhi kıtra. Yani bana eritilmiş bakır getirin. Üzerine damlatacağım. فَحُذِفَ الْاَوَّلُ لِدَلَالَةِ السَّانِي عَلَيْهِ Birinci hasfedildi, ikinci onu gösteriyor zaten. Kale etuni bi vaslin elif. Elif'i vasletmiş. Kim? Hamze. Ve izebtede ama başlanınca küsirel elifu. Elif meksur oluyor. Ey ciuni getirin bana demek. Güzel. Değil mi? Anlaşıldı değil mi burada? Femes ta'u güçleri yetmedi. Anlatabildim mi? Bi hasfit ta'ilil hiffe. Femes teta'u olacak ama cümle hafif olsun diye te hasfedilmiş. Lianne ta karibetul mahreci minet ta. Tıya yakın ya mahreci. En yasaru o seddin üzerine çıkmaya güçleri yetmedi o anarşist milletin. En ya'lu es sedde. Ve mes teta'u lehu nakba. Delmeye de gücü yetmedi. Güçleri yetmedi. Ey la hilete lehum fihi min suudin. Yani üzerine çıkmak için bir hileleri kalmadı. Lirtifai çok yüksek. Ve la nekbeli salabeti. Çok sert olduğu için delmek de zor. Kale. Bunun üzerine Zülkarneyn diyor. Hâdâ rahmetun min Rabbi. Bu benim rahmetimi, Rabbimin merhametidir. Ey hâdâ seddu ni'metun min Allahi ve rahmetun ala ibadihi. Allah'ın nimeti ve kullarına rahmetidir. Evveya hâzel iktâru ve temkinu min tesfiyeti. Böyle bir seddi yapmak, buna güç yetirtmek Allah'ın nimetidir. Feyzâ câe vâdu rabbi. Rabbimin vaad ettiği zaman gelince, yani feyzâ denâ mecî'u yevmel kıyâme. Kıyametin vakti yaklaşınca, ve şâref en ye'tiye ve gelmek üzere olunca, cealehu ey es-sedde dekkâen. Yani o seddi paramparça edecek. Ben bunu tabii Bediüzzaman da zikretmiyor. Allahu alem yani Çin'in bütün dünyaya yayılışını onunla yorum ediyorum. Yani şey değil bu. Haşa böyledir demiyorum. Yani ya o olur ya Amerika ile bir savaş çıkar. Çin seddi gerçekten de yıkılabilir. Allah'ın çünkü öyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Ey metkuken parçalanmış, mefsuten müsevven bil art yerle bir edilmiş. Ve kullu men basata ba'de irtifain fakad indekke. Yüksekken tekrar yere açılan şeyler parçalanmış demektir. O dekken ona deniliyor. Dekken kufi. Ey ardan müsteviye düz yerle bir diyorlar Türkçede. Ve kâne va'du rabbi hakka. Ötekiler dekkan okumuş. Ama biz küfiler dekken okumuşuz. Öyle değil mi? Hı hı. Önemli bu. Ve Rabbimin verdiği vaat aynen doğruydu. Doğrudur. Ahiru kavli Zülkarneyn. Zülkarneyn'in söylediği son söz bu. Bakalım neler söyleyecek başka. Ve terakna ve cealna kıldık. Ba'dahum, ba'del halk. Oradaki mahlukatın bir kısmını yevmeydin o gün yemucu karışırlar. يَخْتَلِتُ فِي بَعْدٍ Birbiriyle karışırlar. Anlatabildim mi? Yani ne demek? يَخْتَلِبُونَ وَيَخْتَلِتُونَ Yani karmaşa içinde olurlar ve birbirine karışırlar. اِنْسُهُمْ وَجِنُّهُمْ حَيَارًا Yani o kıyamet günü tabii bu. Anladın değil mi? O kıyamet günü insanlar da cinler de şaşkınlık içindedirler. Ya böyle diyeceğiz veya وَيَجُوزُ اَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ لِيَجُوجَ وَمَاجُوجَ يَجُوجُ مَاجُوجَ dönebilir zamir. Yani وَاَنَّهُمْ يَمُوجُونَ حِينَ يَخْرُجُونَ مِمَّا وَرَاءَ السَّدِّ Yani seddin gerisinden çıktıkları zaman her yere dalga gibi yayılırlar. Bak bu benim yorumumu teyit ediyor. Yanlış mıyım? Söyle.
Yani tahmin ediyorum, tabii kesin değil. Müzdehimine fil bilad. Memleketlerde anarşist şey çıkarıyorlar, kargaşaya yol açıyorlar. Şu anda Çinliler o durumda. Bence ahir zamana çok yaklaştı. Benim kanaatime göre İslam'ın hakimiyet devri 60 sene falan kaldı. Ondan sonra mağlubiyet dönemine geçeceğiz. Yani biz İslam'ın hakimiyet devrindeyiz şu anda. Bunu bilesiniz. Başladı yani. Allah Allah. Ve rüye deniliyor. Ennehum ye'tunel bahre fe yeşrebune ma'ahu. Yani ne demek bu? Şu demek. Yani her tarafta dalgalar gibi yayılmaları. Denize gelip suyunu içiyorlar. Ve ekulune devabbehu. İçindeki hayvanları yiyorlar. Sümme ye'kulune şecere ve men zafiru bihi minen nas. Yani bunlar bence mecaz yani. Sonra ağaçları yiyorlar, bulabildikleri insanları yiyorlar. وَلَا يَكْتِرُونَ اَنْ يَتُوا مَكَّةَ وَالْمَد۪ينَةَ وَبَيْتَ الْمَقْدِسِ Bu üç şehre gelmeye güçleri yetmiyor. Mekke, Medine ve Kudüs. سُمَّ اَبْعَسُ اللّٰهُ نَغَفًا فِي اَقْوَائِيمِ Allah'ım negaf ne demek ya? Negaf bir kurtmuş, kurt. Yani mikrop, mikrop. نَغَفًا فِي اَقْوَائِيمِ Yani kafalarına bir kurt giriyor, Allah gönderiyor. فَيَدْخُلُ فِي اَذَانِهِمْ فَيَمُوتُونَ Kulaklarına giriyorlar ve ölüyor. وَنُفِخَ فِي السُّورِ لِقِيَامِ السَّاعَ Kıyametin kopması için sura üflendiğinde فَجَمَعْنَاهُمْ Onları bir araya toplayacağız. Yani bütün mahlukatı. Ey cüm'a el-halâ'ık Ne bu? Cüm'a el-halâ'ık Ha burada. Halâ'ık burada cemi yapıldı. Anlamadım ben. فَجَمَعْنَاهُمْ Ha, جُمِعَ الْخَلَائِكُ Bak bir şey yanlış okuyunca insan anlamıyor manayı. Arapça işte böyle. Diğer dillerde bu özellik yok. Onun için hiç hareketsiz olsa başka şeyleri okumak zor. Ama Arapçayı okumak kolay. Kaidelere göre. Yani halâik kelimesi cem edildi. Yani toplandı bütün mahlukat. Özür dilerim. Yanlış söyledim. Birinciye göre. لِسْتَوَابِ وَالْعِقَابِ Sevap ve ceza için. Cem'an tekittir yani. Tam toplayacağız. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَ اِذِي لِلْكَافِر۪ينَ عَرْضًا Ey! O gün cehennemi gavurlara sunacağız. Alın bakalım. Cezanız bu. وَاَظْهَرْنَاهَا لَهُمْ فَرَأَوْهَا وَشَهَدُوهَا Cehennemi onlara göstereceğiz. Görüp bizzat müşahede edecekler. Aslan. El, yani şey yani cehennem. Haşa Allah için söylemiyor. اَلَّذ۪ينَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ ف۪ي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْر۪ي O kafirler ki beni zikretmekten veya benim ayetlerimden gözleri perdeliydi. Ne tatlı. عَنْ اَيَاتِي اَلَّتِي يُنْظَرُوا اِلَيْهَا Yani bakılan, düşünülmesi gereken ayetlerime kulakları tıkalıydı, gözleri tıkalıydı. فَاُذَكِّرُ بِالتَّعْظِيمِ Hürmetle onlara hatırlatacağım. Yani hem de böyle ev anil Kur'an ve tembülü mani. Aynı yani. Kur'an ve manalarını düşünmekten gözleri perdeliydi. Ve kânû lâ yestatî'ûne sem'a. Hakkı da duymaya güçleri yetmiyordu. E kânû summen anhu. Kur'an ve zikri ilahiden sağırlardı. İllâ ennehu eblagu. Ama çok mükemmel tebliğ etti Kur'an. İzil asam sağır. Kad yestatî'u sem'a idâ sîha bihi. Fazla bağırıldığı zaman sağırlar da duyar. Kur'an öyle ki anlattı, tebliğ etti. Eblehu o. Ve haula bunlar kennehum usmiyet esma'uhum. Kulakları sağırlaştırılmış gibi bunlar. Felesli ta'ate bihim lissem'i. Duymak için güçleri kalmamış. Efe hasibellezine keferu en yettehidu ibadî min duni evliyâ. Küfredenler zannederler mi ki, düşündüklerinin doğru olduğunu mu zannederler ki benim dışımdaki kullarımı dost edinirler? Ey efezannel kuffaru ittihadehum ibadî. Kullarımı dost edinmelerini zan mı ediyor kafirler? Yani el melaike ve İsa aleyhisselam evliyâe nafe'ahum kendilerine yardım edecek. Veya nafi'ahum de olabilir. Nafi'ahum mu, nafi'ahum mu? Onlara destek olacak,
Melaike ve İsa gibi insanları beni bırakıp dost mu ediyorlar? Bir semadannu, düşünceleri ne kadar kötü. Vakile bir görüşe göre en şuradaki yani en bir sılatiha sedde mesedde mef'uley efehasibe. Yani sıla cümlesiyle beraber yani enden sonra gelen cümleyle beraber nedir? Efehasibenin iki mef'ulü yerine geçmiş. Ve ibadi evliya mef'ulen en yettehidû. Ve ibadi evliya da en yettehidûnun mef'ulüdür. Ve hâda evceh. Bu daha güzel gibi görünüyor. Yani ennehum la yekunûne lehum evliya. Onlar onlara, yani İsa, melekler onlara hakiki dost olamazlar. Tabi bu Yahudi Hristiyanlara şey yapıyor. İnna a'tedna cehenneme lil kafirine nüzula. Biz cehennemi kafirler için konaklar olarak hazırladık. Huve ma yukamu li nezil ve huve dayf. Misafir gavurlar için cehenneme hazırladık konak. Ve nehvuhu. Buna benzer yani alay ediyor Kur'an-ı Kerim burada. Febeşşirhum bi azabin elim. Acıklı bir azapla müjdele. Ulan azapla müjdelenir mi? Bu sırf Hristiyanlar değil mi hocam? Yok. Hepsi de dahil kafirlerdir çünkü. Kul de ki ey şanlı peygamber. Hel nünebbiyikum bil ahserine amala. En çok ameller itibariyle zarar edenleri söyleyeyim mi size? Amalen temiz. Ve innema cümya. Cemi olarak getirilmiş. Vel kıyas en yekune müfrede. Ama nahiv kaidesi müfred olmasını gerektiriyor. Litenevvü'il ehva. Çünkü küfre götüren heva ve hevesler birbirinden farklı. Çeşit çeşit. Yani vahum ehlül kitab evir ruhban. Ehli kitap. Bak senin soruna cevap verdin Esefi. Seni tanıyor demek. Ve papazlar. Ellezine onlar ki dalle sa'yuhum. Gayretleri boşa gitti. Da'a ve batala. Ve huve fî mehallir ref. Mehallen merfû. Yani ellezîne mehallen merfû. Haber veriyor da. Ey humu dedi ya yukarıda. En çok zarar edenleri anlatayım mı? Evet. Anlatıyor işte. Humullezîne demek. Onlar öyledir ki yaptıkları gayretler boşa gitti. Fil hayati dünya, dünya hayatında. Ve hum yahsebûne ennehum yuhsinûne sun'a. Hala zannediyorlar ki dünyada iyi işler yapıyor. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ Bunlar hem Rablerinin ayetlerini hem de ona kavuşmayı inkar ettiler. فَحَبِتَتْ اَعْمَالُهُمْ Onların amelleri de boşa çıktı. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا Kıyamet günü artık mizan bile koymaya gerek yok onlar için. Zaten her tarafları berbat yani. فَلَا يَكُنُوا لَهُمْ عِنْدَنَا وَزْنُوا وَمِكْتَارِ Ha bu mana da var. Yani onların bizim nezdimizde bir kıymeti yok manasınaymış bak. Benim dediğim birinci manadan ziyade. Yani bir kıymet vermeyiz onlara. Allah Allah. ذَلِكَ جَزَاءُهُمْ هِيَ عَطْفُ بَيَانٍ لِجَزَاءُهُمْ Cehennemu. Yani cehennem cezaûhumun atfu beyanı. İşte cezaları. Yani cehennem. Bima keferu küfür ettikleri için. Vettehadu ayati ve rusuli huzva. Hem ayetlerimizi hem peygamberlerimizi alay aldıkları için. E cezauhum cehennemu bi küfrihim ve istihzaihim bi ayatillahi ve rusuli. Cezaları cehennem, küfürleri Allah'ın ayetleri ve peygamberleriyle alay etmeleri sebebiyle. İnnellezine amenu. İman edenlere gelince وَاَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Salih amel işleyenler. كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُولًا Firdevs cennetleri, en yüksek makam cennetlerde. Biliyorsunuz, 7 makamı var. Yani konaklar olarak, onların konak yeri olarak Firdevs cennetleri olacak. خَالِد۪ينَ فِيهَا ebediyen kalacaklar. Hal bu. لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلَا Hiç taşınmak istemeyecekler oradan. Olan kim taşınır? Ya Rabbi, müştemilatında bile otururum ben. Müştemilat ne demek biliyor musunuz? Oda gibi bir şey var ya, kömürlük. Ha, kömürlük değil. İşçilerin, hizmetçilerin kalacağı eve müştemilat derler. Öğrenin lan, Türkçeyi de öğrenin.
Ben de bilmiyorum ya. Tehavvülen ila gayriha. Başka yere değiştirmeyi, nakletmeyi. Rıdan bima utu. Verilen nimetten memnun oldukları için. Yukalü denilir. Hale min mekanihi hivela. Yani Arapçada yerini değiştirdi derler. La mezide aleyha hatta tunazi'ahum enfusuhum. Yani daha da bunun üstünde nimet yok. Ta ki kendi nefisleri şey yapsın, yani itiraz etsin. İla ecme'a li ahradihim ve emanihim. Arzu ve rüyalarına daha uygun yere gideyim diye arzu edecek bir halleri yok. Ve hadi gayetul vasf. Nihai bir vasıftır özellikler. Lennel insane fi dünya fi eyyi naimin kana. Çünkü dünyada insan öyle bir yaratık ki hangi nimetler içinde olsa da fehuve tamihun, daha çok tamahkardır. Mürtefi'u tarafi, daima gözünü yukarıya çevirir. İla erfe'a minhu, daha yükseğine. Ev el murad nefyü tehavvul ve te'kidül hulud. Taşınma yok, ebedi kalma var. Cezakumullahu hayran kesira ve allemenallahu ilmen nafi'a. Yarın Kehf suresini bitiriyoruz.